Emre Mor'u biraz ayırıyorum. Enzonzi geldi, olmadı. İşte Lemina iyi oynadığı maçlar var ama sana oynamış 16-17 maç. İşte Falcao gibi dünya yıldızı diyoruz. Evet doğru. Çok büyük oyuncu. Hep sakatlık geçmişi var. Sana 20 maç oynamış. Hı hı. Yani verim alamamışsın ne olursa olsun. Bir de ilk devre için şunu söyleyebiliriz. Hep birbirine benzeyen oyuncular. Hoca zaman zaman çok erken bir şekilde aslında Fatih Hoca bir şeyleri gördü. Takımı eleştirdi. Hiç yapmadığı şeyler aslında. Dedi ki bu bazı oyuncuları oynatmayacağım. Yani açıklamaların için hepsini tek tek söylemeyelim ama. Hani bu takımla olmayacak, bazı oyuncuları değiştireceğim dedi. O da yapmadı. Normalde hoca söylemeden yapardı. Söylediği halde yapmadı. Bence gecikti. Geciktikçe bir şans daha vereyim, bir şans daha vereyim derken ilk devre belki tarihin en kötü ilk devresi geçirildi. İkinci devreye bazı oyuncular gönderildi. İyi bir oyunla başlandı. Gerçekten iyi futbol. Belki geçen sene şampiyon olundu ama bence o 7'de 7, 8'de 8'de yapılan oyun maçlar geçen seneki oyundan daha iyiydi. Onu söyleyebilirim. Ama ondan sonra tabii ki de işte demin dediğimiz gibi Lemina'nın geçmişine bak. Hep sakatlıklar var. Falcao geçen sene oynamış ama onun da geçmişinde sakatlıklar var. Tabii başka aksilikler de var. Ama onun neticesinde çok başarısız bir sezon. Mutlaka bunun değerlendirilecektir. Ha hoca başarısız ama mutlaka Fatih Hoca ile devam edilmesi lazım. Yönetimin tabii ki de durumunu bilmiyorum. Yeni bir yapılanma mutlaka olmalı ama önümüzdeki sene sadece şampiyon olacağız. Hedef elbette ki Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon fark etmez. Her zaman hedef şampiyonluktur. Ama yarışırken de hem ekonomik tarafı düzgün bir şekilde götürüp yani bonservise para vermek. Bizde maaş veriyoruz. Avrupa'da farklı. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani param varsa ki yok. Hani varsa da bonservis ver. Genç oyuncu al, maaşı düşük ver. Bizde tersi 4-5 milyon, 6 milyon yaşlı oyuncuya yani geçmişine para ediyoruz. Ha, hoca bazen söylüyor. Servis vermiyoruz ama 4 milyon imza parası veriyoruz. Bunu marifet zannediyoruz. Bu çok yanlış. Gerekirse 5-6, 10 milyon bonservise ver. Maaşı ver ama 800, 900, 1 milyon. Böyle yürümek lazım. Bütün kulüplerimizin de olması gereken bu. İnşallah da önümüzdeki sene Galatasaray Kulübü ve diğer kulüplerimiz de böyle yapar. Temel idam cezası almış. Getirmişler, sallıyorlar Temel. Yani İdam sehpasını çıkarmışlar, ipi takmışlar. Temel sallanıyor. Temel garip hareketleri yapmış. Savcı demiş ki ya bu bir şey demek istiyor. Durdurun bakalım ne oluyor demiş. Temel çıkarmış ipi. Ya ne yapıyorsunuz demiş. Az daha boğuluyordum. Şimdi futbolumuzda ne yapıyorsunuz? Az daha boğuluyordum. Biz şaka zannediyoruz yani her şeyi. Biz iflas ettik. İlamını mahkemeden bekliyoruz yani. Futbolu mahkemesi de KAS. UEFA. Bu kafalarla gidersek, şimdiki kafalar bile, bu kafalarla gidersek ilamlar da gelecek bize yani. Diyorum ya, kulüplerimizin başına yeni sıfatını eklemek zorunda kalabileceğiz. Tabii burada şey var, büyük takımlarda şöyle, özellikle Galatasaray'da, yani büyük takımların da odur. Eğer o sene kupa alamıyorsan başarısızsındır. Yani bunun ikinci, dördüncü, beşinci olmakla bir alakası yok. Mahkum edilmesi gereken düşünce evet. Bu zaten. Yani bizim buradaki şeyimiz o. Devamlı bu konuşuldu yıllardır. Kupa alamıyorsan bu sene evet Galatasaray başarısız. Yani bu bir gerçek. Diyeceksin ki geçen sene iki kupa almış, işte parası var cebinde, doğru bir yapılanmayla, transfer yapılanmasıyla, doğru oyuncularla. Her belki... sene de olmayın canım, bir sene de başkası olmasın. Olsun. Yani olmasın canım. Tabii zaten... MHK olmasın yani. Bu senenin şampiyonu MHK'dir. Ya, zaten olursa... bize de kupa çok yani, gerek yok. Evet, dolmuş zaten. Diyorum. Dinlensin biraz, rakipleri de kazansın. Biraz dinlensin. Tabii ki kazansın. İşin espri tarafı ama ortada da bir transfer planlamasında hatalar var. Mesela ben şu an düşünüyorum. Ryan Babel ile Enzonzi çok kaliteli oyuncular. Evet ilk yarıda kötü olan bölümde bütün oyuncular kötüydü. Acaba diyorum keşke gitmeselerdi. Yani bu dönemde o kadar sakatlık oldu ki belki hoca onları bile kullanabilirdi. Yani bazen bunları düşünüyorsun. Oradaki işte Nagatomo dinlendi, Lines dinlendi, Nagatomo başladı, Nagatomo dinlendi, Lines. Hani bu hamleler de doğru olmadı. Yani o kadar çok yanlışlık oldu ki. Teknik olarak hoca da hatalar yaptı bu sezon. Oyuncular nasıl yaptıysa Fatih Hoca da hatalar yaptı. Yani hoca da ne dedi açıklamasından en son? Bu sene taraftarlar bizi affetsin dedi. Fatih Hoca'nın o opsiyonu her zaman var. Türkiye'de de var, Galatasaray'da da var. Bunda bir kayıp yok. Önemli olan seneye yine aynı hataları yapmamak. Yani yine acaba aynı hatalar mı olacak? Bir de bu seneki algıda tabii Galatasaray'ın üstüne çok gelindi. Pandemiden sonra işte pandemi öncesi çok farklıydı. Pandemi sonrası sakatlıklar olunca bu sefer aldığın yıldız oyuncular hakkında veya çok maaşlı yüksek oyuncular hakkında kötü de oynayınca sana verim de vermeyince oradan bu sefer
bir algı yapıldı. Ben şimdi Falcao'nun Vedat Muriç'in şeyine baktım. Mesela Falcao 22 maç 11. oynamış. 11'de 17 maç oynamış. 11 tane gol atmış, bir asist. Vedat Muriç, Türkiye'de şu an flash transfer olarak bakılmış. 35 maç 11'de çıkmış. 32 maç 11'de 17 gol atmış. Şimdi oyuncunun ortalamasına baktığında bu adam sakat olarak bu kadar oynamasına rağmen Falcao yine oynadığı maça göre iyi atmış adam golleri. Ama bir taraftan da algıda şimdi Galatasaraylara bakıyorum belli bölümü. İşte Falcao çöp olsun, gitsin. Şimdi bu oyuncuya bir maliyet verilmiş. Hangi maliyetlerle o golleri yani, atıyor ama önemli olan o. Tabii ki ama bu bir dünya yıldızı. Öbürü yalnız Falcao ile ilgili sıradan bir oyuncu. Nokta, Evren Turan tabii, şu. Şimdi Falcao'nun alınış amacına baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde faydalanılmak üzere alınan bir oyuncu. Takım kötü ki bir tek Falcao mı kötüydü? Şampiyonlar Ligi'nde olmadı. Şimdi lige döndüğümüz zamanda da kalan kritik haftalarda Falcao'dan bir şeyler bekleniyordu. O dönemde de Falcao'dan sakatlık nedeniyle faydalanamayınca bu sefer taraftarda şöyle bir algı oluştu. O zaman Falcao neden geldi? Benim demek istediğim o. Takım zaten kötü oynadı. Buradaki olay şu. Vedat Muriç geçen sene Rize'de 35 maçta 17 gol atmış. Fenerbahçe'de şimdi 35 maçta 17 gol atmış. Büyük takıma gelen oyuncu bir fark yaratacak. Ben büyük takıma geliyorsam santraf olarak oraya geldim mi Rize'de 17 gol atmışsam benim burada 30 gol atmam lazım kardeşim. Yani buradaki başarısızlık ölçüsü o da bir başarı yapamadı. Yani eğer bunu karşılaştırıyorsan oyuncuyla. Ben de diyorum ki Fenerbahçe Vedat'ı değerlendirmek için, satışı yapması için veya seneye yapması için hala motive ediyor. Sen Falcao'yu almışsın, şimdi adama çek git git diyorsun, şu diyorsun. Bu senin oyuncun. Yani Galatasaraylılar burada biraz daha sabırlı olup beklemeleri lazım. Şimdi oyuncu eş açıklama yapmış, biz bir yere gitmiyoruz. Tabii ki gitmez. Zaten çok iyi para alıyor ve adam tamam da geçen sene 32 maç oynamış Monaco'da. Ondan önce 33, ondan sonra 34. Bir bakıyorsun takıma sakatlanmayan adam yok. Takım zaten normal bir sezon geçirmemiş. Yani oynasaydı da 6 eksikle zaten ona topu getiremiyordu. Yani anladın mı? Sadece oyuncuya suçlamamak lazım. Ha. Yoksa çeksin gitsin, çekip gitme lüksü de yok. Yani Galatasaray öyle çek git filan bonservisini hani sözleşmeyle bitirelim maaşını onu da diyemez. Yani bu sonuçta sen bu oyuncuyu senin elindeyse yararlan. Yani ben o mantıkta doğru bir mantık değil bu. Doğru. Ha. Şimdi Ryan Babel dönüyor. Takımın diğerine bakıyorsun. Hocanın düşüncesi daha çok Türk oyuncu artık. Neden? Bu yabancı sınırlaması en çok Galatasaray'ı vurdu. Bak yani Fatih Hoca'nın direktörken çıkardığı bu kanun yani bu şey uyguladığı şu an yapıldığında en çok Galatasaray'ı vurdu bu olay. Yani Galatasaray burada çok revizyon yapacak. Fegüli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var. Falcao keza öyle. 2-3 tane daha oyuncu var. Ryan Babel 2 yıl daha mukavelesi var. Şimdi bu oyunculara sen Türk şeyi oldun mu oynatamayacaksın diyelim. Bir de kenardan bekleteceksin bu herifleri. Yani Galatasaray'a onun için... Federasyon burada büyük bir darbe vurdu. Ya bu şeyle. Yok, en büyük etkilenen de Galatasaray bu işte. Çok haklı Evren Turan. Bu konuda çok doğru. Ama şu da var. 35 yaşındaki adama da 3 yıllık mukavele imzalamamak lazım. Gelmiyor işte. Galatasaray özelinde demiyorum yani. Babel için de. Babel de çok yaşlı. İşte o zaten buraya, yapılanma hatasını yani söyledi. Onları da cezasını çekecekler zaten. Çekiyorlar. Yani. Ama bunu da bari çıkarma da Galatasaray'a bunu zarar veya diğer takımlara da olmasın. Böyle oyuncular da var. Bak, kötü olan ne biliyor musun? Gitmeyecekler şimdi tabii. Niye gitsin adam? Adamı isteyen bir kulüp var. Belki bonservis verecek. Sana ödeme yapacak. Şimdi Belhanda'nın durumu o işte. Belhanda'ya belki gelip bonservis verecek. Ama oradaki kulüp diyor ki, sen olsa yabancı sınırı çıktı. Seni bedava mecbur vermek zorundalar diye bu konuşmalar da mutlaka olacak. İşte geçen hafta dedim ya. Elden bedava çıkarılacak yönetim, oyuncular. Yönetime mı? Ben gitmek istiyorum demiş yani. Devre arasından beri söylüyormuş evet. 2 hafta önce. Ama şimdi bak gitmek istemesinin sebebi açıklandı. Kendi. Bonservisimi verin gideyim. Tabii. Yoksa bir yıl daha oynayayım. Niye? Bonservisini verirsen diyor ki en azından kontratım 3.750. İşte bonusları 4 milyon yıldan sizi kurtarıyorum. Yani adam öyle güçlü ki. Tabii. Bak diyor ben size haklı, kıyak yapıyorum tabii, diyor ya kendine evet. göre. Kendine şimdi göre sen bu adamdan haklı. Yararlanmak zorundasın. Şimdi adam şey ilan edildi sonuçta. Kötü oynadı. Bu sezon çok kötü oynadı çoğu oyuncu gibi. Şimdi taraftar istemiyor. Şimdi taraftara göre değil. Sen önce kendi mantığını. Eğer adamı yollayamıyor musun? 4 milyon euroyu hani göze alıyor musun ödemeyi? O zaman en iyi performans alacaksın. Onun için Fatih Hoca biraz daha takımı gençleştirip doğru bir transfer yapılanmasıyla bonservisi elinde oyunculara gidecek mecburen. Bu da ister istemez senin kaliteni düşürecek. Ha, geçen sene çok kaliteli bir kadro kurduğunda ne oldu? Şampiyon olamadın. Belki bu sene en azından daha ucuz bir kadro kurursun. Belki o gençlerle beraber bir uyum sağlayabilirsin. Ama kolay değil yani bu yılda Galatasaray yine zor bir yıl bekliyor. Yalnız geçen haftaki Futbol Ağı programında Evren Turan sen Arda Turan'ın transfer edileceğini söylemiştin. Evet, Arda Turan... Bu noktada mesela Arda Turan nasıl bir katkı yapacak? Şimdi maçlarda dikkat et Mustafa'nın olmadığı bölümlerde veya genelde bir Türk oyuncunun bir lider oyuncunun eksikliği var. Yani oyuncu sadece oynayarak takıma faydalı olmaz. Hı hı. Oynamayarak da zaman zaman faydalı olursun. Yani takımın içindeki bir Türk oyuncu, bir abi, bir efsane oyuncunun orada olması çok önemlidir. Evet.